Onu Twitch mi niye çekiyor? Ha şey, ASMR videosu gibi, hadi bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali Toprak. Bugün sizlerle beraber Yemek Sepeti'nden yine sipariş vereceğiz arkadaşlar. Siparişimiz şöyle olacak: bir tane restoran veya herhangi bir restoran olabilir, yani mesela farklı farklı restoran olabilir. En pahalı pizzayla en ucuz pizzayı kapıştıracağız. Bakalım arkadaşlar hangisi daha güzel olacak. Tabii ki en güzeli daha güzel olacak ama bakalım hani fiyat performansına göre. Hani mesela bir de mesela diyelim ki 100 lira vereceğiz, diğerine mesela diyelim ki arkadaşlar, mesela örnek veriyorum, 10 lira vereceğiz. Belki 10 liralık hani daha değerli olabilir. Mesela 10 liranın tadıyla 50 liranın tadı belki aynı olabilir. Onu karşılaştıracağız, bakalım hangisi olacak. Bu arada şöyle oturayım ben birazcık arkadaşlar. Çok yoruldum Allah billah. Bu arada arkadaşlar, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve zil butonu tıklayarak bildirim açarsanız beni çok çok sevinirsiniz. Kameraman nereye çekiyor? Ben de mi şu an? Tamam, okey. Hemen o zaman arkadaşlar açalım, bir dakika dur. Önce telefonumuzdan kayıt açmamız gerekiyor. Telefonumuzdan kaydımız başlasın. Şimdi biz buradan hemen Yemek Sepeti'ne giriyoruz. Öldüm. Arkadaşlar birazcık hastayım, kusura bakmayın. Bayağı bir hastayım galiba. Ay kızardım. Şimdi arkadaşlar yukarı o zaman şöyle pizzamızı yazalım. Şimdi pizza yazdığımızda bakalım burada. Pizza Bulls var. Bak Pizza Bulls galiba hani en ucuzunu burada bulabiliriz diye düşünüyorum. Belki bulamayız bilmiyorum ama en pahalısını burada bulabilir miyiz bilmiyorum. Bakalım şöyle bir gezinelim. En ucuz ortalama ne kadar pizza bulacağız? Bakın şu an 20 lira bir pizza gördüm. Şu an gördüğüm en ucuz pizza o. Aa bir dakika, dönem lazım. Lazım sayılmaz. Arkadaşlar şuradan gezelim. Genelde en ucuzları böyle ana sayfaya falan koyuyorlar. Bakalım burada denk getirebilecek miyiz bir tane bile. Bakalım yok. Buramıyor. Yok pizza. Oğlum 20 liradan aşağı pizza. Nasıl yok? Bildiğin yok. Pizza, en ucuz pizza 20 lira olmuş. E millet ne yiyecek? Ama pizza pahalı gerçi. Ya pizza pahalı. Arkadaşlar evde 5 lira yapabiliriz, yapalım mı falan diyormuşum. Yok yapmayalım, abartmayalım da. Şimdi harbi bu arada 20 liradan düşük pizza yok abi, niye böyle? Allah Allah. Bir dakika dur, bakıyorum iyice aşağılara falan. Arkadaşlar bakın en düşük, aha 18. 18 liraya bir tane buldum. İyi mi? Dur bakayım. Bu bizim aklımızda olsun. Hatta bunu ben sepetime ekleyeyim. Hatta belki burada daha ucuz pizza da vardı. Pide dünya. He? Pide dünyası adam pizza da yapıyor. He? Garip. Bir dakika hemen o zaman pizza yazalım şuraya. Birazcık da şöyle şu tarafa oturayım arkadaşlar. Şöyle dünya turu falan. Evet burada şurası çek hiç rahat değil o yüzden. Bir dakika şimdi karışık pizza. Pizza tek burada bu var. O zaman şey yapalım. Bunu buradan sipariş verelim. 18 lira çünkü. 18 liraya bunu sipariş verelim o zaman. Şuradan hemen 18 lira. Bir tane de fındık lahmacun yanında söylüyorum. Çünkü 20 lira 21 liraya tamamlamamız gerekiyor. 3 lira da fındık lahmacun. Lahmacun 3 lira. İngiliz. Neyse azıma acılı tane lahmacun söylüyorum burada. Şöyle hemen bunları sepete ekleyelim. Arkadaşlar sepete onaylayalım. Tamam. En ucuz pizzamızı şu anda sipariş verdik. Nereye çekiyorum? Helal. Yan tarafa Yemek Sepeti'ni koyacaksın değil mi? Benim kafam almadı bir anlamda, herhalde aferin. Şimdi arkadaşlar o zaman hazırsanız diğer, bir dakika restoran listeleri ne ya, benim kafam karıştı. Diğer arkadaşlar pahalı pizzamızı bulmaya gidelim. Pizza yazalım tekrardan arama yerine. Ama bir dakika, pizza yazarsak çıkmaz. Yemek yerine pizza yazmamız lazım. Heh. Şöyle pizza yazdık. Bakalım bu arada arkadaşlar, bakın hala videoyu beğenmediyseniz aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı. Ben niye böyle yapıyorum? He? Böyle motor gibiyim ha. Böyle motor gibiyim ha. Ne gülüyorsun lan? Hayırdır? Hayırdır, neyle konuşuyorsun abim? Şimdi, bu arada sesim falan gidik, birazcık hastayım dediğim gibi arkadaşlar, kusura bakmayın. En pahalı siparişi ve en pahalı pizzayı sipariş vermek için şöyle bir şey, bakın. Hemen bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şuradan bir dakika bunu mu atacak falan? Devam ediyoruz. Arkadaşlar en pahalı pizzayı sipariş vermek için bakıyoruz hemen aşağılara doğru. Bakın ben en yüksek, bu arada bir tane videodan önce bir tane gördüm ama çok yüksek mi bilmiyorum. Hani 50 lira. Bak ama bir tane 2 adet olmaz. 2 adet olmaz. 1 adet olması gerekiyor. Hani 1 adet pizza sipariş vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Oo, süper boncola. Pizza bu galiba. 64 ama bir dakika 2 adet diyor. 2 adet olmaz arkadaşlar. Tek adet olması lazım. Bak bu tek adetse kabul. Vallahi tek adet. Füme kaburga pizza. Kaburga pizza. Oo, parmesan peyniri. Bak bu çok güzel gibi duruyor ha. Mozzarella peyniri. Ekstra malzeme olarak bir şey eklemeyelim arkadaşlar. Yani gerek yok. O kadar paramız yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Benim telefonumda depolama alanı bitti. Gerçekten yani yapacak bir şey yok. En pahalı siparişimiz arkadaşlar pizzayı, buradan tekrardan bakacağız. İsmi neydi bu arada? Hani dur bakayım bir dakika. Hemen bir bakayım buradan hatta ismine. Çünkü arkadaşlar gerçekten en pahalısı oydu büyük ihtimal. Hani çünkü baya bir pahalıydı. Orada şirket attığımız. Tamam demişim. Şimdi arkadaşlar bir dakika, nerede o? Heh, bir dakika. Füme kaburga pizza. 60 lira. 60 TL. Arkadaşlar videoyu lütfen izlesin de ben bu parayı çıkartayım buradan ben. Değil mi abim? Hani yoksa sen verir misin? Bir tanesini sen öder sana bakalım. Demeyeyim mi? Bir tanesini sen öder misin pizza? Niye? Ya, lütfen be. Bir kere sen. Maaşlar etmiyorum maaşlar. Maaşlar arkadaşlar. Neyse. Hay nesnesiniz. Oğlum ben videoda full neyse kesin olmadım. Yemin etsin lan. Vallahi full neyse kesin ben videoda. Harbiden mi? Evet. Niye öyle?
Tamam o zaman, neyse şimdi. Tamam. Füme kaburga pizza arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi füme kaburga pizzadan bir tane de burada ekstra malzemeler eklemeyelim arkadaşlar. Lütfen bana bir çok koydun. Ama eklersek şimdi çok pahalı da yapmış olabiliriz aslında. Arkadaşlar ziyan olur ya bence. Bir dakika dur düşünelim. Bir bakayım. Bir de fazla karnımız aç değil ya. Evet çok da aç değil. Ne alakalı video için çekiyorsun. Biz karnımız açtığına göre mi yani? Olsun. Arkadaşlar hani... Sonuçta yenmesiz yemez. Şimdi arkadaşlar biz canımız karnımız acıkıyor. Hayır. Sonra diyoruz ki hani bir tane video çekelim. Hem videoda yemek yeriz. Oo falan diyorsun değil mi? İyi de şimdi aç değilsen yemezsen yine ziyan olacak. Ya doğru sana çok yok yapma yeriz bunları ya biz pizza aldım ya. Arkadaşlar bir dakika her şeye eklersem eğer bakın 140 what? Şu an hala ekliyorum bakın görüyorlar şu anda arkadaşlar. Ama bence ziyan olur ya bu. Arkadaşlar bence doğal what the oğlum bu ne? Kaç para oldu? 190 201 lira 207 lira. Tam söyle onu. Harbiden söyleyeyim mi? Ama var ya Batu şuna bakar mısın? Zaten görüyor. Sen göremiyorsun. Ha bak. Gördün mü? Gördüm. Var ya her şeyi ekledim. Her şeyi. Şuna bak 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 Batu. Malzemelere bak. Gördüm. Oha. O kadar malzeme olmuş bize zaten. Evet abi bu kadar çok bizim malzeme eklenmez ki bize. Arkadaşlar o yüzden bizden neyse. Normal girin. Seni çıkar. En ucuz çıktı hamurunu sadece. Hani bu zaten arkadaşlar yeterli bence. Hani kendi özellikleri yeterli diye düşünüyorum. O yüzden zaten bu büyük ihtimalle büyük boy diye düşünüyorum. Yani bence büyüktür değil mi bu? Kendi 60 lira ya. Kendi malzemeleri özellikleri değil. Aynen öyle. Ne? Kendi özellikleri dedin. Pizzaya mı? Pizzaya kendi... Evet arkadaşlar şey ürün tanıtım yapıyoruz. Ürünümüzün kendi özellikleri gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar kameraman kolum yoruldu dedi. O yüzden kameramanı sabit bir yere aldım. Bakın şu an şöyle tutuyor. Yok sabit değil aslında bak. Ooo tripod yok mu şu an? Tripod hareket ettiriyorum işte. Yok. Bunu ekledik. Okey. İçecek içmeyelim değil mi? O kadar 60 lira veriyoruz pizzaya. Bence içecek içmeye gerek yok yani. Sen koş birbirinden al gel. Kredi kartlıyor diyoruz. Tamam ev kayıtlı büyük ihtimal. Ne yazalım? Ne yazalım açıklama olarak? Bir şey yazalım mı? Şey yaz. Açıklamayı avukatım yapacaksınız. Sence de ama açıklama değil ki bu. Sence de. Açıklamayı avukatım yapacak. Çok mantıklı arkadaşlar gerçekten. Evet, açıklamaya bir şey yazmıyor çünkü sipariş notu orası. Tamam siparişimizi verdik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tamam daha fazla oynamaya size gerek yok. Siparişlerimiz gelsin. Ondan sonra zaten videoya devam edeceğiz. Bakalım hangisi gerçekten. Mesela birine 18 lira verdik, birine 60 lira verdik. Gerçekten 60 lira verdiğimiz mi daha güzel olacak, 18 lira verdiğimiz mi daha güzel olacak? Onu karşılaştıracağız. Bence dediğim gibi hani gör, hani 18 lira her zaman canlıdır ya. Gerçekten abi. Yani fiyat hakkını veren o bence. O zaman videoda görüşürüz. Arkadaşlar pahalı olanı yaklaşık olarak bir hani 15 dakika sonra falan sipariş vermeme rağmen pahalı olan geldi. Daha diğeri yok. 40 dakika olmuş daha sipariş yok. Adam ama bak bu arada çok büyük bir pizzaya benziyor. Ama biraz sonra ikisini birden göreceksiniz. Bu da yanında herhalde yani insan bir şey 60 liralık pizza sipariş veriyor. Bir tatlı matlı gönderir değil mi? Gitmiş bir de ot gönderir, şey göndermişler. Ne bu? Kepçe kulak mıydı? Hani öyle bir ekşi falan var ya. Neydi? Ekşi falan. Ekşi kulak, kepçe kulak. Neyse işte ondan göndermişler. Neyse diğerini bekliyoruz. Arkada Sagopa çıkıyor ha. Sagopa. Bütün olanlara dayanamam hazırım. Tırın 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 çaylar. Arkadaşlar evet. Diğer pizzamız da geldi bu arada bakın. Yani. Olacağı buydu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Ama tabii bizden dediğim gibi. Tabii bir de fiyat farkı var. Ama bence en önemli olan şey gerçekten arkadaşlar. Bence bir de bu neydi? Şey bu ne? Lan fındık lahmacun bu mu uyuşturuyorlar? He? Dur bakayım. Bu kardeşim bayağı büyük göndermiştiniz ya. 3 ayda doyar bunlar gerçekten. Allah Allah. Niye bu kadar? Çok ilginç. Harbi şu an şaşırdım. Neyse arkadaşlar bakın pizza da bu şekilde büyük. Oo. Önemli olan benim gibi ambalajı değil arkadaşlar. Ambalajı değil bence en önemli olan şey arkadaşlar tadı. Biraz sonra tadına falan bakacağız. Şimdi geliyoruz ona. Evet arkadaşlar ikisini birden açtık. Bakın gördüğünüz gibi 18 liralık pizzamız. Bakın adamlar bildiğim böyle şey yapmış. Böyle lavaşı böyle çevirmişler. Ortasına salam mı? Salam et. İşte zeytin et. Oradan işte var mı biber? Biber gönder, mantara koy, tamam falan filan diye. Olsun yine de bence o kadar kötü değil arkadaşlar. Kötü durmuyor yani. Cıvık cıvık bunun içi biraz. Yani bunu nasıl böleceğim onu bile bilmiyorum. Onun haricinde arkadaşlar 59 liralık yani 60 liralık olan pizza. Bakın justable yani gayet güzel bence. Bu çok güzel duruyor ya. Ama arkadaşlar dediğim gibi en önemli olan şey hani mesela 18 lira buna vermemize mi değer? 60 TL buna vermemize mi değer? Onu aslında ölçmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar bir tadım testi yapacağım hemen. Bakalım hangisi gerçekten. Harbi şu an çok meraklıyım ben. Bu arada malzemesinin çok olduğu yerden alsam daha mantıklı olur.
Her tarafta bu malzemesi çok olduğu yer yok ki. Bu hepsini ortaya dökmüşler zaten. Arkadaşlar birazcık garip bir pizza olmuş bu arada gerçekten. Neyse şuraya şöyle alalım. Bu arada sıcaklığı falan gayet iyi. Evet hiçbir... Bakın gerçekten bayağı bir malzeme geldi. Neyse dur. Şuradan bir parça ben ısırmak istiyorum sadece. Şu üstüne de salamını ekleyelim şuraya. Direkt getir kaşıkla yenecek bu. Gerçi harbi bu arada arkadaşlar harbi kaşıkla yenecek gibi ha. Doğru çok çok doğru bir tespit. Dur bakıyorum hemen. Bu arada harbi yenecek bir pozisyonum değil yani böyle kopuyor, dağılıyor falan. Neyse pideciden sipariş verdik. Bir şey diyeyim mi? Harbi güzel. Cidden mi? Vallahi çok güzel lan. Aa, arkadaşlar cidden aa. Bir vallahi beğendim. Hamuru bile. Aa, hamuruna böyle biraz tatlandırıcı şeker katmışlar sanki. Çok aa beğendim lan. Tamam. Pideci ya. Hamur için aldıkları için. Harbi ha. Pideci olduğu için büyük ihtimalle hamurdan aldıkları için. Öyle bir şey, öyle güzel bir şey yapmış olabilirler. Şunu çıkartalım. Yani şunu hemen şunun tadına bakıyorum. Ama tabii arkadaşlar hani bunun içindeki malzemeden dolayı belki pahalı. Çünkü baksanıza abi adamın üstüne yarım kilo pastırma mı ne bu? Bu neydi üstündeki? Bir et bir şey yazıyordu. Ondan koymuşlar abi. Belki kesin pahalı bir şey çünkü pastırmaya benziyor. Ben bunun tadına bakalım. Harbi bunu çok merak ediyorum bu arada. Bu da güzel yani. Bu da güzel ama bu daha güzel. Ama soğumuştur belki. Yani bu soğumuştur ama bu daha güzel. Değil mi? Vallahi benim ağzıma hitap etmediği için belki öyle geliyor olabilir ama ben şunu daha çok beğendim. Bakın bu daha güzel. Ama bu da güzel. Şu anda karar veremiyorum ha. Arkadaşlar bence damak zevkinize göre şu. Mesela ben hani salam sos tarzı şeyleri daha çok sevdiğim için salam sos, kaşar, zeytin tarzı şeyleri daha çok sevdiğim için bence bu çok daha güzel geldi bana. Ama mesela bu tarz eti sevmediğim için hani o yüzden bence bu bana güzel gelmedi diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum ama yani o yüzden karar veremiyorum. Bence fiyat performans olarak diğeri daha iyi böyle. Evet gerçekten öyle. Harbiden öyle. Yani ama bunun sunumu çok kötüydü. Bak şu pizzayı gerçekten kutuya koyup gönderseler vallahi direkt buna boy verirdim. Hani çok rahat. Çünkü yani ben bilmiyorum ama bu da... İzlesen onu kutuya koysanız da 40 tane aşağı gelmez o pizza. Evet. Adamlar kutudan falan kaçıyor böyle oradan paraları kısıyorlar falan. Neyse arkadaşlar video bu şekildeydi. Yine ha. Neyse kullanıyor ya. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Böyle bir şekilde pizzaları denemek istedim. Bu arada arkadaşlar bu arada hani şey böyle doğru düzgün eğlence kanalı video gelmiyor çünkü bir şeylerle ilgileniyoruz. Ama çok kısa sürede çok çok mükemmel videolarla devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı. Zil butonu tıklayarak arkadaşlar aşağıdan bildirimleri açmayı. Ayrıca videoyu beğenmeyi. Videoda yorum olarak yani istediğiniz bir şey yazmayı unutmayın. Yorumların hepsine kalp bırakacağım bu arada. Bu video özel. Bütün yorumların hepsine kalp bırakacağım. O yüzden aşağıdan dediğim gibi videoyu yorumlayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pizza alırsanız arkadaşlar bence gidip 60 liraya pizza yenmez. Vallahi açıkçası bak bu şu an samimi konuşmam bak gördünüz mü? Birden şive değişti. Hemen bir samimi şivesine geçtim. Arkadaşlar bence pizzaya 60 lira verilmez. Ben gerçekten ne kadar çok paranız olsa bence verilmez. Bence 20 lira falan 20-30 lira en fazla 30 lira iyidir. Yani fıstık gibi. Yani sonuç olarak midede karışıyor. Bu öptüm bay bay. Eylül'e bunları yiyeceğiz bunları yiyeceğiz. Beleşe yemek beleşe geldi ha.